Hayırlı olsun. Sağ ol canım. Birazdan ultrasona geçeceğiz. Valla inşallah bebeğin kalp atışları da. Valla nasıl? Serin mi? Serin hocam. Valla bizim köy biraz daha soğuk da her zaman. Evet. Ama bir yandan da tabii seni zorluyor. Tabii ki. İlaçları kullanmaya devam edersin. Aynen. Evet. Şimdi bebeğimizi sen de görebiliyor musun? Fotoğrafı da eşine vereceğim. Bir olay geçti. Kızımı kaybettik. Tabii hastanede bunu duymuş. Bize yardım etmek istediler. Biz de geldik, kabul ettik. Yaklaşık bir senedir tedavi görüyorduk. Allah'a şükür bir bebeğimiz olacak işte. 11 herhalde. Hani çok iyi. Evet hocam, çok iyi olduğunu söylüyor. Hamilelik de güzel geçiyor. Daha belli değil. Ya, erkeği düşünmedik. Kızımızın adını koyacağız. Saliha Çakır koyacağız. İnşallah. Allah izin verirse. Daha önce de tedaviyle bir çocuğumuz olmuştu, kız çocuğumuz. Onu vahim bir sonucunda kaybettik. Daha sonra hastaneden bizi aradılar. Yardımcı olmak istediklerini söylediler. Geldik, görüştük. Uzun bir tedavi sürecine giriştik. Çok şükür şimdi hayırlı sonucu aldık. 11 haftalık hamileşim şu an. Son bugün de kontrolünü yaptı hocam, sağ olsun Ahmet Bey. Çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Hastaneye, hocama, herkese çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Kevser Hanım ve Üzeyir Bey bize yaklaşık bir sene önce başvurmuşlardı. Kendileri talihsiz bir olayla, nar zehirlenmesi nedeniyle kızlarını kaybetmişlerdi. Bizler tabii ki bu durumu takip altına almıştık. Bu tarz aileleri genelde takip ediyoruz. Ve hastamız yaklaşık 2 ya da 3 tüp bebek denemesinden başarısızlıkla sonuçlandığı için bize gelmişlerdi. Ve işimiz biraz zordu tabii. Yaklaşık bir 6 aylık ön tedavi süreciyle hastamızı sağlıklı bir şekilde gebeliğine kavuşturduk. Şu anda da takiplerini yapmaktayız. Kalp atışları gayet iyi gidiyor. İnşallah sağ salim ailemize çocuğunu vermeyi planlıyoruz. Cinsiyeti henüz belli değil ama kız olabileceğini tahmin ediyoruz.